Nedir blockout? Ben de çok aslında araştırmak da istemedim bizzat sizden dinlemek için. Blockout e, esasında TikTok tabi akım olarak ortaya çıktı. Aslında amaçlanan şey aylardır devam eden soykırıma sessiz kalan, duyarsız kalan ünlüleri artık bir tepkiyle kendilerine getirmekti. Ve bu bence çok klas bir hareket. Yani düşünsenize ben seni görmek istemiyorum kardeşim. Bitti. Ne yapıyorsan yap umrumda değilsin. Dünyamda yoksun, sosyal medyamda da yoksun. Siz de hatırlarsınız bu uh, All Eyes on Refah template'i vardı. Aynen onu bile hani yapamayan ünlülerimiz var ama onu bile yaptığında yani bir paylaşım da olsa yaptığında haberlere konu oldu. Çünkü bu insanlar gerçekten etki alanları yüksek insanlar. gelirken yolda oldu. Mezinliğe girdim ve biri önümde su alıyordu. Sular boykot olan sular. Hiç su alasım da yoktu, almayacaktım da. ama aklımda sırf o kişiyi rahatsız etmek adına dedim ki boykot olmayan suyunuz yok mu? Önümdeki adam döndü şöyle bir baktı. Selamun aleyküm arkadaşlar. Blokout'u konuşacağız. Filistin inisiyatifinin düzenlediği Dijital Intifada programında bugün ben Yusuf Muratoğulları, kıymetli konuğum Filistin inisiyatifi üyelerinden Feyzanur Osmiç hanımefendi ile birlikte Blokout'u konuşacağız, boykotu konuşacağız. 7 Ekim'den bu yana geçen bu süreci konuşacağız. Bu yüzden sizlerin karşısındayız. Sizler ekranlarınızın başına Hoş geldiniz. Feyza Hanım siz de stüdyomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi e, direkt block out'u konuşacağız diye girdik meseleye. E, çünkü block out biraz daha böyle e, çok kimsenin de bilmediği aslında yeni yeni duyduğu bir mesele. Bununla alakalı hani diğer konuları da mutlaka konuşacağız programımızın içerisinde ama böyle ilk başta bunu verelim istedik. Nedir blockout? Ben de çok aslında araştırmak da istemedim bizzat sizden e, duymak için, sizden dinlemek için. Blockout e, esasında TikTok tabi akım olarak ortaya çıktı. Aslında amaçlanan şey aylardır devam eden, herkesin gözünün önünde süre gelen soykırıma sessiz kalan, duyarsız kalan ünlüleri e artık bir tepkiyle kendilerine getirmekti. Hı hı. E patlak verdiği nokta aslında Met Gala zamanında oldu. Met Gala kendisi doğası itibariyle zaten diğer programlardan da çok daha şaşalı, çok daha gösterişli bir organizasyon. Çok pahalı, çok yüksek meblalarla masa alınabilen, bilet alınabilen bir program. Ve herkes tamamen dünyadan kopuk bir şekilde absürt kıyafetlerle bu programa katılıyor. Nerede düzenleniyor bu program? Amerika'da. Hı hı ve bu programa katılan katılımcılar ya oyuncular ya influencer'lar yani sürekli aslında bizim günlük hayatını takip etmeye etmek durumunda olduğumuz maruz kaldığımız kişiler hı. bu isimlerin duyarsızlıktan artık daha fazla kayıtsız kalamadı insanlar ve dediler ki tamam artık ben sana herhangi bir şekilde etkileşim vermek istemiyorum çünkü senin şu an oralara gitmene sebep olan kişi benim Benden aldığın görüntülenme, benden aldığın etkileşim seni buralara getirdi. Fakat sen hala hiçbir şey olmuyormuş, dünyada hiç savaş yokmuş, açlık yokmuş gibi. Binlerce dolar vererek bir masa kiralayıp, binlerce dolar vererek bir bilet alarak bir programa katılıyorsun ve hala Filistini duyurmak için hiçbir şey yapmıyorsun dediler. Bu şekilde aslında ortaya yani çıktı. Yani bu ilk çıkışı bir dünya çapında bir başkaldırı. Evet, evet bir akım olarak hmm. öngörüldü çünkü özellikle TikTok'ta hani. Genelde hı hı, bu tarz hı. şeyler yayılıyor. Orada insanlar dediler ki tamam artık bardağı taşıran son damla bu. Hani Zaten süre gelen mesela Türkiye'de de biz de şahit oluyoruz. Hala ortaklığa devam edilen birçok boykot markası var. Birçok ünlü hala devam ediyor. Ve biz gördükçe artık rahatsız oluyoruz. Yani hani bu kadar mı insan hiçbir şeyin farkında olmaz evet. dediğimiz bir süreç. Onlar da artık yeter dediler. Hani kendince düğmeye basmaya çalışıyorlar. Siz oraya biz oturttuk oradan da biz indiririz mesajı hmm. vermeye amaçlı. Siz de bunu e, ülkemize taşıyalım dediniz ve e, Türkiye'de de bir blok sayfası mı kuruldu? Türkiye'de blokat e, sayfası şöyle oluştu. E, öncelikli olarak aslında yabancı, hani uluslararası e, başlayan süreç Instagram'a taşındı. Instagram'a taşılan hesap çok hızlı bir şekilde büyüdü. E, yanlış hatırlamıyorsam 200 bine yaklaşıyordu takipçi sayısı ve e, hesabın amacı şuydu e, ben takip listeme yalnızca engellenmesi gereken aylardır duyarsız kalan ünlüleri alacağım hı hı. E, ve bu ünlüleri siz direkt takip listemden girip görebileceksiniz. Onların hesabına girip tek tek engelleyebilirsiniz hı hı. gibi bir kolaylık bir liste oluşturmaktı. E, daha sonra tabii ki bu kadar çok hızla yayılınca e, şikayetler vesaire işte spam ee, söz konusu oldu ve hesap kapatıldı. Hı -hı. Hesap kapatılınca insanlar da haklı olarak nasıl biz e, bunu hani yeniden oluşturabiliriz? Çünkü önemli olan bir fikir olması. Yani Hı -hı. hani bir hesap gelir, bir hesap gider. E, ve bir yandan da e, Türkiye'de de hani bunun bu ayağını yani Türkiye'ye de getirelim. istendi. çünkü Türkiye'de de maalesef yani coğrafi olarak da yakınız. Kültürel olarak da öyle çok büyük bir uzaklığımız yok. Ona rağmen duyarsız çok fazla ürünü var. Ee, Türkiye'de de bir liste oluşturalım dendi. Bu Twitter'da da konuşuyordu. Instagram'da da konuşuluyordu. Ee, birkaç hatta arkadaşlar biz mesajla e, iletişime geçmiştik. Biz de böyle bir şey açmayı Hı -hı. düşünüyoruz demişlerdi. Ee, o şekilde onlar da yine bu sefer Blockout'un Türkiye ayağını açmış oldular. Ve yine engellenmesi gereken ünlüleri takip etmeye başladılar. Hı -hı. Böylelikle bizlere de kolaylık olmuş. Yani Blockout dediğimiz şey aslında bir dijital boykot gibi bir şey doğru mu? Aynen Yani mi? mesela o zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Ee, ben e, gidip işte e, falanca bir marka boykot olan bir markayı almıyorum. Dikkat ediyorum. Ee, onu almış gibi bir şey olur muyum o ünlüleri takip edersem veya o ünlüleri engellememiş olursam? Bu hemen hemen aynı düzeyde bir Maalesef şekilde miyiz? aynı kapıya çıkıyor. Çünkü zaten takip ettiğimiz, takip edilen bu insanlar yıllardır sosyal medyanın popülerleşmeye başladığı süreçten beri bizim günlük hayatımıza ister istemez çok tesir ediyorlar. Hı hı. Kullanmayı düşündüğümüz örneğin güneş kreminden başka bir ürüne kadar e, onların etkisi altında kalıyoruz ve onların kullanmamızı istediği şeyleri evet. kullanıyoruz. Onların gitmemizi istediği filmlere gidiyoruz. Onların oturmamızı istediği kafelerde oturuyoruz. Yani aslında sürekli bize etki altına alıyor bu insanlar. Ve bu insanların e, dolaylı ya da doğrudan bir şekilde boykota katılmamaları hatta ve hatta boykot olması gereken markalarla işbirliklerine devam etmeleri bizim de e, bilinçaltımıza o ürünün hala alınmaya değer olduğunu hı hı. gösterebiliyor. Çünkü özellikle boykotta zorlanan insanlar hani bunun o boykot ürünlerinin bir alışkanlık olduğunu ve kolay vazgeçemediklerini söylüyorlar. E, o yüzden yani o konfor alanından çıkmamızı engelliyorlar bu insanlar ve bu insanlar bizi maalesef yani soykırıma karşı o gösterdiğimiz direnci Kırıyorlar boykot kırıcı olarak. Görüyorlar. Yani burada sadece aslında şu da değil bence Feyza Nur Hanım. Hani bizi boykot ürünlerini almaya teşvik ediyorlar. işte onların reklamlarını yapıyorlar. Sürekli onlar ellerinde göz önünde falan. Sadece bu boyutuyla değil. Bence kıymetli arkadaşlar şu boyutu da var. Ee, yani duyarsız kalıyor. Yani vicdanı vicdanı olan normal bir insan yani Müslüman olmasına gerek yok herhangi bir işte bir mezhebe bir inanca hiçbir önemi yok bunun. Normal bir insanın asla kesinlikle kayıtsız kalmaması gereken bir meseleye kayıtsız kalıyor ve dolayısıyla bu eğer yani dijital ortamdaysa dijital ortamda ama benim çevremde de varsa böyle insanlar gerekirse benim çevremdeki insanlara karşı da block out. Gerçek kişilere karşı da bizzat tanıştığım kişilere karşı da block out. Yani sadece beni boykot ürünlerine işte almama teşvik etmesi veya etme bu, bu, bu değil yani oradaki mesele değil mi? Zaten soykırımın başından beri birçok insan gerek iş arkadaşlarıyla gerek aile fertleriyle gerek akrabalarıyla e, Filistin mevzusu sebebiyle karşı karşıya geldi. Yani sizin de muhakkak vardır yakınınızda. Hı hı. Hani uzun süre duyarsız kaldığında artık o insanın vicdanından şüphe duyduğunuz için e, kendi aranıza bir mesafe koyuyorsunuz. Yahut siz devamlı olarak bu soykırımdan bahsetmeye gayret ettiğiniz için bu sefer onlar size tepki koyuyor ve onlar size mesafe koyuyor. O yüzden birçok Bire gerçek insan yani kendi arkadaşının çevresini yitirirken e, bu kadar büyük etkiye sahip kişilerin hala hiçbir şey olmuyormuş gibi davranması veyahut ufak tefek bahanelere sığınması hani geçimdir vesaire böyle hı hı. basit şeylerin arkasına sığınması gerçekten insanların zoruna gidiyor. Bahsettiğiniz gibi yani gerekirse gerçek insanları da çevremizdeki insanları da boykot edebiliyoruz. Onlarla aramıza mesafe koyuyoruz. Diyoruz ki sen soykırıma bu kadar katliama, bu kadar zulme nasıl ses çıkarmazsın, hani sana yakıştıramadım diyoruz en basitinden. Ünlülere de aynı şekilde bunu diyoruz. Ve diyoruz ki benden herhangi bir etkileşim alamayacaksın. Bundan sonra ebediyete kadar görüşmeyeceğiz. Şu an hemen Blockout.tr miydi? E, Blockout.tr var ve Türkiye diye ayrıca tamam. bir hesaptan. Blockout.tr, e, Instagram hesabına girip oranın takip ettiği kişilerden her gün, e, yani şöyle yapabiliriz mesela her gün 10 tane. Yani Hı -hı. Şu, bu arada sadece takip etmiyor olmanız mesele değil. Çok önemli bir şey söyledi az önce Feyza Hanım. Engellememiz de gerekir öyle evet. değil mi? Çünkü bir vesileyle keşfetimize düşüyor bu insanlar nihayetinde. Yani, yani özellikle bu insanlar ortaklıklara çıkan insanlar olduğu için ben o kişiyi engellemezsem, takip ediyorsam yahut şu genelde insanlar bahsettiğiniz gibi hani zaten takip etmediğini belirtiyorlar. Hı hı. Takip etmiyorsam bile ben o insanı görüyorum çünkü daha büyük bir markayla ortaklık Tabii. yapmış. Ama ben o insanı engellersem artık o Post o paylaşım benim karşıma çıkmayacak ve ilgili büyük markada diyecek ki tamam biz filanca ile çalışınca bizim gösterimlerimiz istenen kadar yüksek değil. Zaten o kişi al dediğinde bu insanlar almıyor çünkü insanlara ulaşmıyor. Artık onunla ortaklığı da kesecekler. Evet. O şekilde tepkimizi çok daha net. Tabii ki veriyoruz. mutlaka etkisi olacak ama şunun da parantezini açmak lazım. Etkisi olmasa dahi ben o kişiyi engelle. Ne olacak canım bir işte falanca ünlüyü engellemişim. Engellesem ne olur? Engellemesem ne olur? Milyonlarca hesap var Instagram'da. Ben onlardan sadece bir tanesiyim diye düşünenler için o parantez içerisinde o kervana dahil olmak adına yani yaptığım boykotun sonucu e, ne kadar etkili olacak nereye gidecek o orası orasıyla ilgilenmememiz gerekiyor sanki biraz. Yani işte mesela engellediğim insanla da alakalı. Ne olacak canım bir beni kaybetti diye işte tavşan daha küsmüş, daha haberi olmamış falan. Asla böyle değil. Ben hmm. kendi derdimdeyim. Elimden ne geliyor? Boykot yapmak geliyor. Nasıl boykot? O ürünleri almayarak. Nasıl boykot? İşte Instagram'da veya sosyal medya'da o insanları engelleyerek boykot. Dolayısıyla sonucu nereye giderse gitsin ki zaten başarılı da oluyor. Çünkü eğer başarılı olmasa e, Müslüman olmayan insanlar e, boykot yapmazlar öyle değil mi? Yani ne inançları var ki yani mesela kendilerini o kervana dahil edebilmek için. Ama onlar bile boykot yapıyorlar ki sonuçları oluyor bunu her türlü hem kahve markalarında görüyoruz hem işte o içecek markalarında görüyoruz hem de mesela işte e, sosyal medyada bu blockout'la alakalı da birçok takipçi kaybeden insanlar var yani. Evet, yani <laughs> takipçi skalasına bağlı olarak hani mesela 100 milyonlarca takipçisi olan birkaç e, hesap özellikle bu akımın başlarında <laughs> birkaç milyon takipçi kaybetti. Yani bu aslında hani bahsettiğiniz gibi başarıya ulaşır ulaşmaz ondan da ziyade gerçekten etkisi büyük bir evet. olay. Ve engellemenin en güzel yanı şu. Mesela biz bu boykot hayatımızda hani oturtmaya çalışıyoruz. Markette vesaire bir şey alırken özellikle dikkat ediyoruz. İşte boykot rehberinden vesaire hı hı. faydalanıyoruz. Fakat engellemenin güzel yanı ondan farklı olarak şu. Her defasında tekrar tekrar engellememiz gerekmiyor. Bir kere engelliyoruz ve tamamen sosyal medya hesabımızdan çıkmış oluyor. Hmm. Markete gidince her gittiğimizde dikkat etmemiz lazım. Ama falanca ünlüyü engellediğimizde artık onu hayatımızdan çıkarıyoruz ve bir daha karşımıza çıkmıyor. O yüzden aslında daha kolay ve daha sürdürülebilir bir... Ve bu bence ünlü. çok klas bir hareket. Yani düşünsenize ben seni görmek istemiyorum kardeşim. Bitti. Ne yapıyorsan yap umurumda değilsin. Dünyamda yoksun, sosyal medyamda da yoksun. Veya işte ben seni kullanmak istemiyorum. Ey o içecek, ey o ürün. Neyse artık. Çok havalı, çok klas. Bir benzinliğe girip bir markete girip boykot olmayan ürününüz yok mu? Veya işte sadece boykot ürünlerimi var diye sorabilmek çok havalı. Ben bundan çok büyük haz alıyorum. Gelirken yolda oldu. İşte benzinliğe girdim ve biri önümde su alıyordu. Sular, boykot olan sular. Ve hiç su da yoktu almayacaktım da. ama aklımda sırf o kişiyi rahatsız etmek adına dedim ki boykot olmayan suyunuz yok mu? Önümdeki adam döndü şöyle bir baktı. Belki hiçbir diyalog geçmedi aramızda ama duysun istedim ama rahatsız olsun istedim. Şimdi buraya da gireceğiz ama e, bu blokatla ilgili nasıl olumsuz etkileri varsa bence olumlu etkileri de var. Ee, örneğin yani her gün her gün sosyal medyada e, Gazze ile ilgili, Filistin ile ilgili işte mazlum coğrafyalardaki o zulümlerle ilgili paylaşım yapmak mutlaka çok önemli. Bizler de elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Ee, ben e, geçen e, işte şey var ma malum belki birçok kişinin de bildiği bir isim Doğu Demirkol. Doğu Demirkol'un Allah razı olsun mesela böyle bir hassasiyetle bunu açıkladı. Dedi ki yaz boyunca yapacağım bütün etkinliklerin gelirini Gazze'ye bağışlayacağım diye. Ve Bursa'da bir stand-up gösterisine gittim. Stand-up gösterisine gelen ekseriyetle isimler böyle seküler gayet hani aslında baktığın zaman çok da hassasiyeti olmayabilir tırnak içerisinde olan insanlardan bazılarıydı belki de. Ama o programda Doğu Demirkol kendinden çok emin ve çok özgüvenli bir şekilde şunu yaptı. E, oturdu bir kola geldi. Ardından bir kahve geldi. Böyle bir millet şaşırdı falan. Sonra biraz anlattıktan sonra geldi oturdu koltuğuna kolayı aldı açtı böyle cıs diye. Tam götürüp kola turka bu arada. E, kolayı götürdü işte dedi ki arkadaşlar dedi hem reklam aldım. Bu arada burada da söylüyoruz ama hem reklam aldım reklam boyutu başka. Bir de dedi e, tabii ki boykot olduğu için e, kola turka içiyorum dedi ve koydu bitti program bir buçuk saat sürdü sadece belki 10 saniye süren böyle bir girişimde bulundu o kadar kıymetliydi ki benim gözümde. O kadar önemli ki bunu yapması. Öyle değil mi? Sizce de öyle değil mi yani? Çok haklısınız. Çünkü ya bahsettiğiniz gibi hani ünlü olması sebebiyle etki alanı çok geniş Tabii. bu insanların ve bahsettiğiniz gibi izlemeye gelen insanlar belki normalde hani sosyal medyada Gazze'yi görmek istemiyorlar. Belki sıkıldılar. Evet. Belki yoruldular. Diyorlar ya artık psikolojim kaldırmıyor falan. Hı. O yüzden bu tarz şeyleri görmezden gelen kitle belki. Ve öyle o insanlara bunun reklamını bir 10 saniyede olsa bunun fikrini aşılaması çok kıymetli. O yüzden zaten biz ünlülerden hani bir paylaşımda olsa bir hikayede olsa atmasını yapmasını Hı -hı. istiyoruz. Ee, siz de hatırlarsınız bu uh, All Eyes On Refah uh, Hı -hı. Evet. işte şey vardı. Çok paylaşıldı. Vardı. Aynen aynı şekilde o zaman işte Türkiye'de de farklı farklı templateler hani hazırlandı, hazırladık paylaşıldı. Ee, bunlar da yani onu bile Hani yapamayan ünlülerimiz var ama onu bile yaptığında yani bir paylaşım da olsa yaptığında haberlere konu oldu. Tabii. Çünkü bu insanlar gerçekten etki alanları yüksek insanlar ve bahsettiğiniz gibi hani boykot üzerinden hani boykot ürün kullanmadığı için bir de reklam almış kendisi. Hı hı. Hatırlıyorsunuzdur muhtemelen. Soykırımın ilk başında birçok mağaza, birçok dükkan boykot ürün satamazsa sanki batarmışçasına bir açıklamada bahanede bulunuyordu. Ama şu an gelinen noktada artık gerçekten yani arka plan dünya görüşü hiç önemli değil. Vicdanlı olan bütün insanların ortak kanaati bu tarz ürünlere ara vermek, boykot yapmak, hayatımızdan çıkarmak bu şekilde en azından hani kana kendini bulaştırmamak. Belki o işletmeler için tam tersi oldu öyle değil mi? Mesela boykot ürünü var diye tercih edilmediler. Halbuki onlar tam tersini düşünüyorlardı. Eğer ben bu ürünü koymazsam müşterim azalır. Evet. Artık böyle teşekkür eden insan sayısı artıyor. Hı hı. Siz buraya boykot ürün koymadığınız için buraya geldim diye. Bu da aslında şunun şöyle bir e, önemini gözümüzün önüne getiriyor. E, biz ya yani geri bildirimde bulunmaya devam etmeliyiz. Yani hiçbir şey olmuyorsa mesela siz dediniz yani almayacaktım o suyu ama yine de sormak istedim. Hı hı. Bir farkındalık oluşsun. birinin aklında bir hani e, ufak da olsa fikir yerleştirmek adına biz de bir e, kafeye gittiğimizde, bir mağazaya gittiğimizde eğer boykot ürünü varsa o yüzden çıktığımızı eğer boykot ürünü yoksa o yüzden gittiysek bunu sözlü olarak dile getirdiğimizde artık karşı tarafa işletmeciye de bir güven gelecek. E, yahut yaptığı sebebiyle hani müşteri kaybettiğini fark edecek. O yüzden gerçekten geri bildirim vermemiz çok önemli. Tabii. E, etki alanımız da. Yani bir şey mesela bir yere girdiniz boykot ürünleri var ve hiçbir şey söylemeden çıktınız. Hiçbir değeriniz yok sıfırsınız. Ama girdiniz. E, boykot ürünü var diye oradan çıktığınızı dile getirdiniz. Bu sizin çok değerli olduğunuzu da gösterir. Hı hı. Sizin gibi her gün 5 kişi 10 kişi o işletme sahibine bunu söylese muhtemelen adam etkilenir bundan. Yani hı. hani bir ay boyunca düşünsenize günde 10 tane olmak üzere işte 3000 kişi, kişi kaybettim gibi 300 kişi kaybettim gibi. Çekinen insanlar hani e, direkt sözlü olarak dile getiremiyorlarsa bile işte yani Google üzerinden vesaire hı hı. yorum bırakıyoruz hani işletmelere. Hı hı. Onlar açısından çok önemli oluyor yine o şekilde geri dönüşlerimizi sosyal medya üzerinden de yapabiliriz internet üzerinden de yapabiliriz Hatta hatta e-mail bile atabiliriz işletmeye. Tabii. yani yeter ki bir hani oraya gelme işimizin sebebi ne olduğunu belirtelim yani bence burada amaç Feyzman Hanım direkt rahatsız etmek olmalı yani e, bu çok keyif yani şöyle keyif veren bir şey yani eğer o, o insanların vicdanının yapması gerekeni vicdanları yapmıyorsa, ben onların vicdanlarının yerine geçer ve onları rahatsız ederim. Yani olmayan vicdanların yerine geçer. Ben onları bir şekilde rahatsız etmek zorundayım, durumundayım. Gerçekten şunlarla karşılaştım, gördüm yazanları sosyal medyada. Ya yeter be Filistin'de Filistin, Filistin. Gına geldi artık kardeşim paylaşmayın. Hayır ya sırf bunu söylemesi benim bir büyük bir motivasyonum yani. İyi ki bunu söyledin. Senin sayende sen varsın diye daha çok paylaşacağım. Amaç rahatsız etmek tamamen. Ben işte Doğu Demirkol'un orada yaptığı belki oradaki insanları rahatsız etmedi. Hatta çok büyük alkış da aldı biliyor musunuz? Alkış aldı çünkü Doğu Demirkol çok sevilen, çok göz önünde, çok popüler bir insan. Ee, ama... Bazı insanlar bu anlamda rahatsız oluyorlar. Yani hatta mesela bir tanesi de şey demişti galiba. Bu işte sizin bu kadar işte o eylemlerinizden dolayı işte aktivistlerin yaptığı eylemlerden dolayı falan kardeşim sizin yüzünüzden ben gidip özellikle alıyorum, alıyorum. Ee, normal şart eğer düzeldiğini görürsem sizin hareket eylemlerinizin düzeldiğini görürsem almayacağım tamam. Ben de kendi vicdanım. Hayır abi bu böyle bir şey değil. Bu böyle bir şey değil yani. Ya bu tamamen tembelliğe bir bahane bulmak gibi bir şey. Normalde hiç kullanmadığın bir ürünü e, sırf orada insanlar hani kullanmayın etmeyin diyor diye kullanıyorsan aslında bu senin ne kadar e, aksi yönde ivme almaktan çekindiğini üşendiğini gösteriyor. Evet. Çünkü o insanlar sana o ürünü falanca sebepten hani herhangi bir sebepten kullanma demiyor. Yani reklam kaygısı güderek bunu yapmıyorlar. Diyorlar ki. E kardeşim işte 9 ay olacak hı hı. İnsanlar öldürülüyor bebekler katlediliyor yanarak farklı şekillerde yani çok korkunç muameleye maruz kalıyorlar. Sen de tepki olarak bunu içme şunu iç yani başka bir şey iç yeter ki hani bir tepki göster e burada çıkıp da işte o kişinin hareketine güya karşılık olarak tüketiyorum demek maalesef gerçekten. Bir kaçış rampası ya bence. Hem öyle hem de ülkemizde maalesef daha yaygın. Yani Hı. özellikle batıda bilmiyorum hani takip etme şansınız oluyorsa Siz de görüyorsunuzdur. İnsanlar bu kadar açıktan böyle şey hani Hı -hı. mesela burada diyorlar ya işte bit sipariş daha verdim falan gibi Hı -hı. yorumlarda sırf Hı -hı. sinir etmeye çalışmak için. Ya yurt dışında böyle bir maalesef yüzsüzlük Olmuyor çünkü karşıdaki kişinin nedenini, niyetini biliyorsun. Hani çocuklar öldürülüyor Hı -hı. diye bir karar almış, uygulamaya çalışıyor. Sen çıkıp da tamam ben bir tane daha sipariş edelim. Dalga veriyorum. geçer gibi. Ya bu gerçekten milletimize has maalesef tatsız bir durum. İyi bir film senaryosu gibi. Siz az önce bahsettiniz. işte çocuklar öldürülüyor. Yani daha doğum belgesi çıkmadan ölüm belgesi çıkan çocuklar var. Katlediliyor, yanarak oluyor, işte başka türlü oluyor. Yani tüm bunları e, görmezden gelmek gerçekten Hayret edilesi bir durum e, Bizler kendi adımıza gerçekten çok çaresiz çok çok mahcubuz Yani bunu belki kelimeyle bir izahı yok bir karşılığı yok ama en azından elimizden gelenler e, genel hatlarıyla neler boykot dedik evet. e, Bence o videolardan kaçmamak Tabii ki ee, o videoları kendimizi rahatsız edecek nasıl az önce bir cümle kurduk dedik ki başkalarının vicdanı yoksa biz o vicdanı hatırlatacağız, rahatsız edeceğiz dedik. Kendimizi de rahatsız edeceğiz, kaçmayacağız, o videoları izleyeceğiz. Yani hiçbir şey, hiçbir şeye gerek yok. Kendimizi hatırlatacağız. Ya, az önce bahsettik ya yanı başımızda bir e, çocuğa ayağa takılıp yere düşse e, yani burada boykot yapmayan birçok kişiyi de dahil ediyorum buna. Umursamayan birçok kişi de dahil ediyor. Ayak takılıp düşse koşar aman yavrum bir şey oldu mu? Hı. Aman e, dizin mi kanıyor bir şey yok geçti hadi gel sana şeker alayım falan. Bak ne kadar güzel bir davranış öyle değil mi? Ama yani ne yani bu yanı başında olmadı ki yanı başında oluyor. Görmediğin için mi? Bizzat gözlerinde buna işte burada şuna geliyor kapı bence buna aralanıyor. Sen o yanı başında düşen çocuğun dizinin kanamasına üzülmedin. Yani sen aslında o çocuğun acı çekmesine üzülmedin. Sen o çocuğun o halini gördün ve kendin kendi üzülmene üzüldün. Kendi üzülmeni gidermek için kendi adına bunu bir şekilde toparlamak. Çünkü eğer o çocuğun dizinin kanamasına üzülseydin bugün de ses çıkartırdın Gazze'de olanlara. Bugün de dünyanın bir başka ucunda mazlum coğrafyada bir çocuğun katledilmesine ses çıkartırdın yani. Öyle. Yani maalesef bahsettiğiniz gibi hani yanı başımızda olduğu zaman. E Öncelikli olarak işte bunun kimliği nedir, hangi ülkedendir, şöyle midir, böyle midir, dedeleri ne yapmış vesaire demiyoruz. Direkt eğer insani bir şekilde hareket etmek istersek ilk hamlemiz sorgulamaksızın hı hı. o çocuğa yardım etmek oluyor. Ama e, maalesef işte insan yani doğduğu yeri seçemez. Sırf belli coğrafyalarda, Filistin'den önce Suriye'yi konuşuyorduk, evet. Doğu Türkistan aynı şekilde hala devam ediyor. Yani doğduğu ve var olduğu coğrafyada yaşadığı şeye biz e, önüne etiket koyarak hani insani olmaya devam edemeyiz. O yüzden e, gerçekten etiketlerden sıyrılmamız lazım. E, bu konuda da hani maalesef e, örnek almamız gereken kişiler yine batıdaki insanlar oluyor. E, birçok yani farklı noktalar hani ortak paydada buluşmasalar bile bunu yapıyorlar. E, ve video izleme konusunda da size katılıyorum. Çünkü e, artık maalesef o kadar ay geçtiği için insan alışmaya başlıyor. Ee, ve bu alışmamızın önüne bu şekilde geçebiliriz. Yani evet. mesela görmüşsünüzdür işte önceki hafta e, akıl sağlığını hani bir ay e, İsrail tarafından tutuklu kaldığı evet, için evet. akıl sağlığı çok zor duruma e, geçen bir Bedir e, isimli e, Filistinli vardı. Ya böyle bazı irili ufaklı örnekler görmemiz lazım ki ya da mesela geçen gün siz de görmüşsünüzdür. Köpek saldırısına uğrayan bir Şaka teyze gibi. Ya ve bunu e, yani soykırım ordusu kayda alıp paylaşıyor. Yani ya, bu, diğer bu türlü daha, bize ulaşmaz. Bu daha kötü. Bu daha şaka gibi yani. İki türlü neresinden bakarsan bak elinde hani. kalıyor. Biz bu görüntülere nasıl ulaşıyoruz? Yüzsüzce, vahşice, kendilerinin çektiği görüntülerle onların paylaşımlarıyla hmm. ulaşıyoruz. Yani, gurur duydukları için bu yaptıkları zulümlerden, bu işledikleri suçlardan hala hani e, şeyin idrakinde değiller. Yani birazcık böyle dünyanın onlara... Karşı çıktığını, işte vicdanlı insanların evet. artık böyle pusuda hani yakalanmalarını ve e, cezalandırmalarını beklediğini ya farkında değiller ya da çok farklı bir akıl tutulması evet. gerçekten. Ama bizler e, izlemeye, takip etmeye, haberleri hani gözlemlemeye devam etmeliyiz çünkü e, bu süreç ne kadar uzun sürerse sürsün. Gazetelerin bizim aktif bir şekilde mücadele etmemize, konuşmamıza, paylaşmamıza, anlatmamıza ihtiyaçları Kesinlikle var. Öyle. O yüzden takip etmek Aynen yani öyle. hiçbir şey yapamayız. Bu anlamda son olarak artık sürenin de yavaş yavaş sonuna geldik ama dış basını da takip etmemiz lazım. Dış basını takip edebilmemiz için çok çok önemli olan bir mesele ki yabancı dil biliyor olmamız lazım. Ben yabancı dil bilmiyorum ve bunun eksikliğini çok fazlasıyla hissediyorum. Sadece İngilizce değil, Arapça, sadece Arapça değil. Evet birileri için çok yaygın. Almanca, Fransızca, İtalyanca. Tüm bunların yanında dertli bir Müslüman ailenin çocuğu bugün görüyoruz ki İbranice de bilmek zorunda. İngilizce kadar önemli İbranice bilmesi. Niye? Onların dinleyebileceğim ki onların getirdiği argümanlara aksi argümanlar getirebileyim. Doğrusunu söyleyeyim. Veya işte sosyal medya platformlarında doğru gündemi doğru şekilde ulaştırayım. Gerekirse okunmayacağını bilsem bile birilerinin kulağına gitmesini sağlamak için bir tweetin altına başka bir yorumda ben bulunayım. Ben de var olduğumu göstereyim. Sizce de çok önemli değil mi yabancı dil bu konuda? Çok haklısınız. Yani e, yabancı dil bilmek gerçekten insanı özellikle sosyal medya internet çağında e, dünya vatandaşı haline getirebiliyor. Evet. Bu olayların başlangıcında da bence batıdaki birçok insanın e, artık böyle bir uyanışa Hani geçmesinin sebeplerinden biri özellikle El Cezire gibi e, alandan yayın yapan hı hı. yahut mesela Filistinlilerin direkt sosyal medyaya koyduğu şeylere evet. Arapçadan İngilizceyi çevire ekleyen Kişiler sayesinde, kurumlar sayesinde oldu. Çünkü e, gerçekten mesela onlar normalde BBC, CNN bazı belli başlı medya kanallarından hani haberleri takip ediyorlardı. Daha önceki savaş kriz durumlarında e, tek kaynak yani sosyal medya bu kadar aktif değilken e, tek kaynak ana akım medya hı hı. olduğu için medyadan gelen şeyleri kabul etmek zorunda e, kalıyorlardı. Fakat şimdi bahsettiniz gibi yani çok dililik sayesinde. Aslında bir haber kaynağını farklı kaynaklardan da dinebiliyoruz, öğrenebiliyoruz ve o da bizim aslında gerçekten gerçekleri daha iyi sentezleyebilmemize yardımcı oluyor. O yüzden. Bahsettiğiniz gibi yani çocuk yetiştirirken de işte ilerleyen süreçte hani Allah ne gösterir bilinmez. İnşallah Filistin'deki olaylar çok hızlı bir şekilde durulur ama devam eden başka krizlerde Tabii. de yabancı dil bizi gerçekten uluslararası açıdan güçlü kılar. Elimize çok büyük bir araç olarak yani destekte bulunur. Tabii. O yüzden öğrenmemiz şart. Kesinlikle ve bence şöyle hani bizim bizde şöyleydi. İşte eğer İngilizce yabancı diliniz olursa çok rahat para kazanırsınız falan hani böyle yurt dışı bağlantılar falan gibi böyle. E, bence önce çocuğa e, bu derdi aşılamak lazım. Yabancı dil değil. Bu işte zulümlerin, bu Müslüman coğrafyalarda yaşanan bu e, kötü durumları ilk önce bu derdi aşılamak lazım. Yani Müslüman olmanın derdini sonra da çocuğa doğru bir şekilde senin sesinin oradaki insanlara ulaşmasını istiyorsan İngilizce öğrenmek zorundasın şu dili öğrenmek zorundasın diye telkinde bulunmak lazım. Bence bu ilk doğru aşılama neticesinde çok kolay bir şekilde çocuğun isteyerek yapacağı bir şey olur. Eğer çocuğun gayesi olmayan bir şey üzerine şu dili öğrenirsen şöyle olur dersen e çocuk da çok sallamayabilir yani. Aman der ya, para her yerden gelebilir. Allah rızkı kefildir der yani bir şekilde kendince güzel bahaneler bulabilir. Çok teşekkür ederiz Feyzan Hanım. Evet, Allah razı olsun. Ederim. İstifadeli olmuştur umarım. Kıymetli arkadaşlar, blok out'u unutmuyoruz. Hem gerçek hayatta hem de hemen şu an girip 10 kişiyi engelliyoruz inşallah ve her gün de engellemeye devam edeceğiz sonuna kadar. E, Gazze'de şu anda e, zulüm devam ediyor. Şu içerisinde bulunduğumuz dakikalarda dahi bizim bunu çekerken, sizin bunu izlerken, geçen zamanlarda dahi efendim hepinizi mahcubiyet, çaresizlik ve kardan aydınlığın geleceği günlerin umuduyla Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.